Dün konuşurken son sayfada bu kararı ben şunu söylemiştim. Yani muhtemelen iki sağlık heyetinin verdiği karar farklı ki herhalde bu farklılık bundan dolayı oluşuyor. Ama hala net olmayan yani flu olan bir nokta var Abdülkerim Bardakçı konusunda bence. Ya şimdi bu hafta milli maç olmasaydı, mesela bugün Galatasaray'ın veya dün Galatasaray'ın maçı olsaydı, teknik heyet Abdülkerim'i oynatır mıydı? Çünkü bir gün yattı, bir gün kontrol altında tutuldu. Yani bir 2-3 gün idman kaçırmış oluyor. Bence oynatırdı. Bence de. Ama riskli miydi? Riskli. Yani elinde onun kadar sağlam bir seçenek olsa sen hoca şuna ona şöyle derdi. Aslanım sen dinlen bu hafta falan. Onun kadar sağlam, onun kadar etkili bir stoperi olsaydı bence. Dinlendirirdi ama olmadığı için risk alıp oynatırdı. İşte, milli takım heyeti de herhalde şey demiş olabilir. Yani elimizde var stoperler. Abdülkerim konusunda riske girmeyelim. Bir dahaki kamp döneminde onu davet ederiz. Çünkü o an ne oldu belirsizdi. Teşhis konulmamıştı. Yani bu Covid döneminde hatırlayın ilk dönem düşmanı tanımıyorduk. Herkes korkuyordu. Sonra tanıdıkça daha rahat hareket etmeye başladık. Şimdi bu onunla ilgili olabilir. Ben şeyi aramıyorum arkasında. Peki ikinci maç için belki o tedavisi beklenebilir miydi Hırvatistan maçı O için? tabii. Çünkü oradaki kilit şey 2 hafta dediler demesi. Evet. Yani ben bir baş ağrısını Çünkü da ona ilk dönem 2 hafta dediler. testlerinin bir an önce Farklı sağlık yapılması ile ekipleri, farklı ilgili raporları. yani 2 haftalık bir baş ağrısı şeyi Allah korusun hani Evet. Şimdi iki tetkikle hafta olunca yapıldıktan sonra. muhtemelen o yüzden oyuncu gönderiyorsunuz Ha, zaten şimdi çağırabilirsin kampa. mesela gene. Yani ben oynar muhtemelen şu durumda ya, belki sağlık heyeti Ya Galatasaray. ben şunu söyleyeyim hocam. Ozan oynuyorsa bizim bildiğimiz sağlıklı Abdülkerim her halükarda oynar. Ya Ozan kötü Yani oyuncu en değil. azından şöyle bir şey Ama daha formda iletişim problemi olmuş Mevkileri gibi ayrıdır. sanki. Oyuncumuzun sağlık durumu iyidir. Bilginiz olsun. Hani biz bu hazırlık Ama maçına da götürüyoruz ama ihtiyaç varsa böyle bir şey bir iletişim burada dediğiniz gibi. bir iletişim O eksikliği 2 hafta olmuş gibi görünüyor. şey Ya ben şimdi onu etkili tabii bir ki durum daha orada. net öğrenebiliriz. Bir iletişim sıkıntısı ama bu seviyedeki bir Olmaması lazım. olmaması lazım. Bu Evet, seviyede bir olmaması lazım. hocanın, bu seviyede bir işte federasyonun, milli takımın bunu Yani yaşamaması ben lazım. amil takımda görev yaptım. Eğer O öyleyse. dönemde bir sakatlık varsa bizim sağlık ekibimiz bir yorum yaparsa muhakkak karşı kulüple de bir iletişime geçer. Durum budur. Bir konsültasyon ki Evet. hekimlikte budur. Ama bu konsültasyon olmadı da mı gönderdi onu bilmiyoruz tabii. Bir konsültasyon olur ama bir ihtiyacı varsa milli takım. Mesela şöyle bir şey olsaydı ben de tam tersten gideyim. Bakü'de değil de Galatasaray'ın bir Avrupa'da maçı veya bir lig maçı olsaydı olur ya böyle bir denklemde. Bu sefer Galatasaray ya milli takım değersiz mi aldı oyuncusunu burada oynatıyor gibi bir şey de çıkabilirdi Evet, yani. o da var. Bu ayrı bir şey. Bunun dışında da Bakü ile ilgili bir kelam edeyim. Oradaki tek devlet şeyimiz Evet. var. İki bayrak tek İki devlet. bayrak tek devlet 60 bin tane biletin tamamı satılmış. Satılır. Bu çok da güzel bir haber. Yani oradaki insanlar Ben hasretle ama hep hani söylüyorum. sadece Galatasaray'a değil depremle de ilgili Türk takımlarının oralara şeylerin çok gitmesi lazım. evet. Hatta Azerbaycan takımlarının da buralara çok gelmesi lazım. Gelmesin. Onun için hem Galatasaray'ı tebrik ediyoruz hem oradaki dostlarımızı da tebrik ediyoruz. Sağ Ben de olsunlar. Serdar abinin dediğini biraz böyle kapsam olarak şöyle genişletime bir dilekte Ortak lig bulunmuş mi? olayım. Yok yok ortaklık değil. Oyuncu. Programa girmeden önce Nedim Hoca'yla da içeride konuştuk. Yani nasıl işte Belçika belli Afrika pazar var oradan getiriyor. Yani artık o durumu kurmuş durumda. Fransa zaten yıllardır aynı şekilde. İşte yani diğer liglerde birçok bunun benzer örnekler var. Mesela Almanya sürekli Avusturya'dan besleniyor bu anlamda. Yani orada çıkış yapan oyuncular Almanya Avusturya'dan da Ligi'ne Mehmet gidiyor. Usta bizi seyrediyor. Selam yolluyor. Hazır Tam üzerine denk Avusturya geldi demek ki. demişken Bizim Mehmet de Dağ ailesine yani selamlar. Azerbaycan'dan, işte sınır komşumuz olan Gürcistan'dan olabilir, Türkiye Cumhuriyetlerden olabilir. Yani oyuncu kontenjanı noktasında yabancı oyuncu olarak bir kural getirebiliriz. Yani daha çok o bölgeden bize oyuncu getirecek bir kuralı getirebiliriz. İspanya mesela bunu yapıyor zaten. Hani Güney Amerika ile ilişkileri çok iyi. Zaten ortak dili konuşuyorlar. Yani biz de bu şekilde daha fazla oyuncuyu keşfedebiliriz. Burada oynamasına sebep olabiliriz. Bizim oyuncularımız oralara gidebilir. Daha değişik bir bu anlamda ilişkimiz. Yani her iki tarafın çıkarına da
ülkelerin çıkarına da bir durum yaratabiliriz diye umut ediyorum. Yani bu konu uzun bir konu ama kısaca en azından böyle bahsetmek gerekliydi diye düşünüyorum. En azından kendimce diyeyim.